Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dikkatler ekranımız olsun. Xitay akbarat ilan kılış yığını arkalık halkara cemiyetine aldaşkı urundi. Dünyadaki nüfuzluk akbarat organları küçülük delil ispatlı haberler arkalık Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan cinayetlerine aşkarla vatkan bir peyde, Xitay dairleri maksus akbarat ilan kılış yığını içip cinayi kılmışlarını pütülley inkar kılışkı urundi. Tanrıtağ Doğru'nun 1. Mart'taki haberde bildirilişçe atılmış Uyghur Abdüm Raylık hükümetin akbarat beyanatçilerden Şügüşen, Korçak emeldarlardan Elican Anayet, atılmış Uyghur Abdüm Raylık Ayıllar Birleşmesi'nin reisi Aynur Maksat ve Yukarı Sot Mahkemesi'nin muavin başlığı Wang Langtao Katarlıklarının riyasetçiliği de Beijing'de Şarkı Türkistan'a alakadar 69. nöbetlik akbarat ilan kılış yığını ötküzülgen. Xitay dairleri akbarat ilan kılış yığını da aldın tayarlanan bir kısım kısqı sınlarını körüstüp, Xitay çözülüvatkan Uyghur ösmürlerinin sağlam ösüp yetilüvatkanlıkını dava kılıp, halkara cemiyetini aldaşkı urungan. Akbarat ilan kılış yığını da Elican Anayet bilen Şügüşen kayıplaşkan sözlerini tekrarlap, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan ceza lagırlarına kamaş, mecburi emgekli seliş, Uyghur ösmürlerini ailelerden ayırıp, Xitaylaştırıp terbiyeleş, nüpus çekleş, İslam dinini Xitaylaştırış katarlık cinayetlerini pütülley inkar kılgan. Ve Şarkı Türkistan halkının bayaşat yaşavatkallıkını dava kılgan. Şügüşen muhbirlerinin Şarkı Türkistan'daki emeldarlar almıştırılgandan keyinki siyasetke alakadar sualıga cevap verip, terörlük ve bölgüncülükke karşı kat'i küreş hem de nöbetteki hizmet metodi kat'i devam kılıdu dep jarseliş arkalık, Şarkı Türkistan vaziyetinin ilgirkege nispeten özgürüş bolmaydıgallıkıdan bişaret bergen. Wang Langtao muhbirlerinin Uyghurki derslik kitaplarının emelden kaldırılış meselesi hakkıdaki sualıga cevap verip, Sabık Ma'arif Naziri Sattar Savut'un gharazlik halde Yalqun Rozi, Tahir Nasir, Abdurzaq Sayim, Vahidcan Osman, Alimcan Memtimin qatarlıqlar bilen telbiriktirip, öz milletinin tarih ve medeniyeti asas kılınğan, Xitay'a dair mezmunlar elip taşlanğan bölgünçilik, terörlük, dini aşkulluk mezmunudu derslik kitaplarını tüzüp çıkanlıkı, bu kitaplarının 25 milyon parça besilip, 2 milyondan artık Uyghur ösmürge tarqıtılıp, onlarını zehirli gelliki hakkıdı bildirilgan. Küzetkücüler Xitay'nın yalgan delil ispat uydurup çıkış, yalgan güvahlık bir ilişki mecburlaş katarlık usullar bilen, halkara cemiyetinin közünü boyaşkı urnu vatkallıkını, Şarkı Türkistan davası üçün hareket kılıvatkan herkaisi teşkilatlarının şundaklı muhaciretki Şarkı Türkistan halkının güvahlık bir iliş, Xitay'nın teşvikatıdaki sahtipezlikini paşkılış, herkaisi devletlerdeki teşvikatını teximu küçüydişi arkalık, halkaradı Xitay'nın hakiki abdi beşirisini içip taşlaş gerekliğini bildirişmekte. Xitay bayanatçısı Şarkı Türkistan meselesi de yeni bildirildi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin muhbirlerinin Şarkı Türkistan meselesi hakkındaki sualıga cevap verip, cinayetlerini pütülley inkar kıldı hem de Amerika hükümetine hücum kıldı. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin 2 Mart ötküzülgen muhbirlerini kütüveliş yığınıda Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'nin Xitay rejiminin nöbetli Şarkı Türkistan halkıga icra kılıvatkan irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerini devamlaştırıvatkanlıkını bildirgenliki, onun bu meseleye kanda karaydıgallıkı hakkıdaki sualıgı duş gelgen. O cevabı da Amerika Xitay'a karıçapla avatıdı. Xitay, Amerika'nın söz göçek tarıqtıp, Xitay'a karıçaplaş kılmışıgı karıştırdı dep jarsalgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 1. Mart ekilgan BDT Kişilik Hukuk Kengişinin 49. Qetimlik yığınıda sıllık nutuk sözlügen. O nutkıda Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerge karşı irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerini devamlık icra kılıvatkallıkını bildirgen. Wang Wenbin muhbirlerinin alakadar sualıga bergen cevabı da aldı bilen Xitay'nın cinayi kılmışlarını aklap, irki kırgınçılık cinayetinin BDT'de belgelengen kattık ölçümü varlığı, emeliyette Amerika'nın tarihte indiyalarga irki kırgınçılık yürgüzgeliki, bu haqta Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin yeniden mahsus makale elan kılgallıkı hakkıdı jarsalgan. Xitay bayanatçısı ahır diyene halkaralık teşkilatlar elan kılgan Xitay'nın nüpus çekleş cinayeti hakkıdaki dokunatlar ve hüccetlerini pütülle inkar kılıp, ötken 60 netçi yılda Şincan'ın umumi nüpusu tötesi açtı. Uyghurlarının umumi nüpusu əsildeki 2 milyon 200 mingden 12 milyonu yetti. Şincan'da irki kırgınçılık buluvatıdı deyiş pütülle yalgancılık dep bildirilgan. Halbuki Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık cinayeti hakkıda zor türkümdeki delil ispatları otturgu koyuluvatkan bulup,
Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis Xitoyning Sharqiy Turkistonda majburiy tug'ut cheklash va majburiy bola tushirish usuli orqali nufus kontrol qilish siyosati yo'l qo'yganligi haqida maxsus dokulat e'lon qilgan edi. Dokulatda Uyg'urlarning Xitoy tomonidan tug'ut cheklash operatsiyasiga majburlanganligi, Uyg'urlar ko'p sonlilikni egallaydigan ikki rayonda 2016 yildan beri yangidan tug'ilganlarning sonining shiddat bilan ozdiganligi, bu sonlik ma'lumotlar Xitoyning rasmiy hujjatlari va guvohchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali to'planganligi, tug'ut cheklash operatsiyasini rad qilganlarga jazo lagerga avatish bilan tahdid solinganligi bayon qilingan edi. Bunundan boshqa Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqida nurg'unligan guvohchilarning isbotlari, mutaxassislarning ko'pligan dokumentlari orqa-orqadan e'lon qilinayotgan bo'lib, Xitoyning bu masalada xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinayotganligini isbotlab kelmoqda. Uyg'urlar Amerika hukumatidan siyosiy panohlik berishni talab qildi. Amerikadagi bir turkum Uyg'urlar Washingtondagi Amerika Davlat Bexatarlik ministrligining oldiga yig'ilib namoyish qilishi orqali Amerika hukumatidan Uyg'urlarga siyosiy panohlik berishni talab qildi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda bildirilishicha 2 mart 100 dan ortiq Uyg'ur Amerika hukumatidan siyosiy panohlik berishni talab qilgan. Ular yig'ilishda biz yana qanchalik vaqt saqlaymiz? Uyg'urlarga tezlikda panohlik berilsin. Bizni Xitoyning ziyonkashligidan qo'g'dusin degan shiorlarni to'lg'an. Namoyish qatnashgan qisman Uyg'urlarning aytishicha Amerikada musafirlik salohiyatiga erishishni saqlayotgan yuzlagan Uyg'ur panohlik tilaguchilar bor ekan. Ba'zilari kam deganda 5 yil yoki uningdanmi ortiq vaqt kutgan bo'lsa-mu, biroq musafirlik salohiyatiga erisha olmagan. Bir qism Uyg'urlarning ishga o'rinlashish ijozatnomasining vaqti to'shib qolgan bo'lsa-mu, yangilab berilmagan. Amerika Puhralıq və Köçmənlər Münazimət İdarəsinin bayanatçısı Amerika Avazı Radyosunun ziyaretini qobıl qılıb, məzkur orqan panahlıq tələpini közdən keçirib, layaqatlik bolğallarını bəlgiləydi. Uyğur panahlıq teleguçilərinin deyilələri sotlını vatqan məzgildə Amerikada qilişiqi ruxsat qılındı, digən. İsmini aşkarlaşını xalimiğən yana bir Uyğur panahlıq teleguçi Amerika Avazıqı özünün panahlıq iltiması sunuqınıqı 9 yıl bolğallıqını, amma yanını təsdiqlanmıqallıqını bildirib, Мен 9 yıl ilgari panahlıq iltimasımını sunğan idim. Hazırmı Amerikanın panahlıq berişini kütüvatıman degen. Bildirilishçe bu namayişini panahlıqı hal bolmaganlar grupisi təşkilligen bolup, Uyğur Amerika Birleşmesi, Uyğur Kişilik Hukuk Töri, Uyğur Kişilik Hukuk ve Demokratiya Cemiyeti, Amerika Uyğur Akademisi, Uyğur Hareketi, Boston Uyğur Birleşmesi, Uyğur Tədqiqat Merkezi, Uyğur Ziyadiler Birliki, Uyğur Fondi Qatarlıq Cemiyet ve Təşkilatlar həmkarlaşqan. Biden vakillar ömekining Kanadada Pompeo Tayvan ziyoratini boshladi. Biden vakillar ömeki Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgandan keyin sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mu Tayvan ziyoratini boshladi. Germaniya ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha Biden hukumatı Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishish uchun sobiq yuqori darajalik mudofaa va bexatarlik amaldorlaridan tashkillangan vakillar ömekini Tayvanga avatib, Tayvanni qo'llaydiganligidan bishorat bergan. Vakillar ömeki 2 mart atiganda Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan bo'lib, Rossiya-Ukraina vaziyati va Amerika-Tayvan munosabati tilga olingan. Shuning bilan birga Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 2 mart kechda Tayvanga yetib borgan bo'lib, Tsai Ing-wenning uningga orden beradiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Pompeo Tayvan aerodromiga tushgandan keyin so'z qilib, Tayvanga kelganligidan intayin xursand bo'lganligini bildirib, Sizlardek shallıq dövlətinin sodigarları, hükümet, əməldarları və hər qaysı saha kişiləri bilən yüz görüşünü uzundun beri arzu qılıb kəlgən edim, digən. O, Tayvanga berişdən burun yana Twitterdə uçur yollab, pat yıqında ərkillikini suyduğan Tayvan xalqı bilən görüşünü kütüvatıman, digən. Tayvan Prezidentlik Məhkəməsinin bildirişcə, Tsai Ing-wen 3 mart ətigəndə Prezidentlik Sarayda Pompeo bilən görüşkən bolub, onun Tayvan-Amerika münasibətiga qoşqan tökbələrini təqdirləş üçün alahidə ordin təqdim qılınğan. Mazkur ziyorat 2 martdan 5 martgacha davomlashadigan bo'lib, Pompeo va uning ayoli Tayvan ziyorati jarayonida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wendan boshqa yana yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishadi ekan. Pompeo Amerikaning sobiq prezidenti Trampning vazifa o'tash muddatida 2018 yildan 2021 yilgacha tashqi ishlar ministri bo'lgan. U Amerika Jumhuriyatchilar partiyasining muhim siyosiy arbobi bo'lib, partiya ichidagi Xitoyga qarshi qattiq qo'llardan biri bo'lib hisoblandi. Lavrov 3-cü dünya urushi yadro xarakterlik və vayron qılğıcı boludu dedi. Rusiya Ukrayna urushi davamlaşıyotgan bir paytda Rusiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov 3-cü dünya urushi haqida ogahlandirdi.
Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Rusya TASS agentliğinin ziyaretini kabul kılıp, Ukrayna'nın yadro kuralığı ilgi buluşuğu yol koymaydıganlıklarını oturgu koygan ve 3. Dünya Urushi yadro karakterlik ve veyran kılgıç buludu degen. Lavrov, Rusya'nın ötken hafta Ukrayna'da herbi hareket başlığalıqını tilgalgan ve Kiev'nin yadro kuralığı ilgi buluşunun hakiki xavup işkerlikini ilgiri sürgen. Rusya çet el pulları toğrısı da yeni belgeleme çıkardı. Rusya puhralarının çet el pulu türüdün qarız berişi ve Rusya sırtıdaki bankalarga çet el pulu amanet koyuşu men'i kılındı. Rusya Prezidentlik Mahkemesi bayanat elan kılıp, Prezident Vladimir Putin'nin Rusya'ya qarıtılgan cezalarga alaqadar aldığını eliş tedbirleri kararnamesini imzalığalıqını uxturgan. Bayanatta mezkur kararnamenin mahsulat eksport kılıdığan Rusya şirketlerine çet el pulu setiş mecburiyeti yüklügellikige işaret kılınıp, Xalqara soğudu bilen şuğullandığan şirketler çet el pulu kiriminin 80%'ini salahiyetlik bankalarga setişi şart dep körüstülgen. Bayanatta yana Rusya'daki taşkı pirvot soğudusuğumu bir kısım çekilmelerinin kuyulgallıqı eskertilgen. Ve Rusya puhralarının çet el pulu türüdün qarız berişi Rusya sırtıdaki banka hesabatlarına çet el pulu amanet koyuşu çeklendi digerler kayıt kılınğan. Kazakistan bilen Türkiye herbi hemkarlık planına imza koydu. Kazakistan bilen Türkiye yakından beri herbi sahadaki hemkarlıkını küçeytken bulup, yeni bir herbi hemkarlık planına imza koydu. Kazakistan agentliğinin haberde bildirilmişçe, Kazakistan Devlet Müdafiye Ministerliği Xalqara Hemkarlık Bölümünün müdiri Volzas Hüseyinov, 25 fevral Türkiye'nin Kazakistan'da duruşluk herbi işler emeldarı Fatih Parra bilen görüşken. Körüşte iki devlet herbi hemkarlıkların kelgüsü nişani herbi talim terbiye meselesi ve iki taraflık uruş meşkı kılış katarlıklar müzakere kılınğan. Söhbet neticesi de Kazakistan bilen Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği 2022 yıllık herbi hemkarlık planına imza koygan. Tokayov armiyeni zamanıvileştiriş doğrusu da buyruk düşürdü. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayov Devlet Müdafiye Ministerliği'ne armiyeni yukarı teknikli korallar bilen korallandırış ve uruşku tayarlı kılıç türünü zamanevi usullar bilen kayıtı teşkilleş doğrusu da buyruk düşürdü. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Kazakistan Prezidentlik Mahkemesi bayanat elan kılıp, Prezident Tokayov'nun bihaterlik kısımlarının yukarı derecelik vekilleri bilen körüşüp, armiyeni terakki kıldırış siyasetini müzakere kılgallıkını uxturgan. Bayanatta Tokayov'nun yığındı Müdafiye Ministerliğini herbi bihaterlik tehditlerini közü tutkan halda korallı kısımlarını kayıtıdın zamanivileştiriş tuğrısı da buyruk çüşürgelliki kayıt kılıngan. Bayanatı körüstülüşçe Tokayov hazırkı şaraitte herbi komandallık ve kontrol kılış sistemelerini rakamlık usullarga tayınıp ilgarlaştırışının zörürlükini tekitlep, armiyeni yukarı teknikli korallar bilen korallandırıp, uruşkı tayarlı kılış türüne zamanivi usullar bilen kayıtıdın teşkilleşini talep kılgan. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köpü rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.